Bugün sizlere Taşova fırınımızda güzel bir sandal kebap yapacağız. Bunun için biz bugün kabak ve tavuk kullanacağız. Ama dilerseniz tavuk yerine kıyma, et, kabak yerine de patlıcan kullanabilirsiniz. Biz kabaklarımız var. Domatesimiz, kırmızı biberimiz, yeşil biberimiz, soğanımız, dereotumuz, tavuk etimiz. Daha sonra üstüne beşamel sos hazırlayacağız. Unumuz, tereyağımız, kaşar peynirimiz, sütümüz var. Bir de böyle sarımsaklı bir zeytinyağımızı hazırladık. Bunu da kabaklarımızı fırına verirken üstüne, daha sonra da sosun içine ilave edeceğiz. Sarımsaklı zeytinyağımızla kabaklarımızı aynı şekilde tabanımızı fırçayla biraz yağlıyoruz. Biz bu Çankırı'dan gelen doğal tuzları kullanıyoruz. Böyle bütün atmamda bir mahsur yok. Zaten eriyecek. Şefim biraz daha koysan sanki az oluyor. Peki kaptanım, bu da senin payın. Arkadaşlar, karabiberimizi de böyle çekme. Daha koku ve lezzet versin diye buna da dikkat ediyoruz. Domateslerimiz biraz suyunu saldıktan sonra kenara alacağız. Arkasından kabaklarımızı fırına atıp biraz pişmesini bekleyeceğiz. Evet, içi artık hazırdır. Biraz soğuması için kenarıya alıyoruz. Kabaklarımız birazdan hafif pişmiş olacak. Evet kaptanım, gördüğün gibi kabaklarımız da fırınımız da gayet güzel yumuşadı. Şimdi bunlar biraz soğuyacak. Sosumuz soğuyor. Biz beşamel yapımına geçiyoruz. Şimdi beşamel sosumuz için tavamıza tereyağımızı koyuyoruz. Biraz tereyağımızı hemen fırınımızda eriteceğiz. Yağımızın içine unumuzu atıp unumuzla tereyağımızı kavuruyoruz kaptanım. Kavurduktan sonra süt ekliyoruz kaptanım. Unumuz ve tereyağımız, içine yine Çankırı kaya tuzundan bir olmazsa olmaz yaptık. Yine bir karabiber. Muhallebi kıvamına gelene kadar hafif karıştırarak beşamel sosumuza hazırlamaya devam edelim. Şimdi beşamele ben biraz da kaşarı katıyorum. Bir parça kaşar da en son üstü kızartmak için ayırdım. Beşamel sosumuzun kıvamı tamam kaptanım. Dereotlarımızı çiğden atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ve artık içlerimizi sandallarımızın içine koymaya başlayabiliriz.
gelsin diye hafif kaşar daha atıyorum. Fazla atmıyorum çünkü bizim beşamelimiz zaten kaşarlıydı. Son dokunuşu da yaptıktan sonra ikrama hazır hale geldik. Evet kaptanım, afiyet olsun.